Evet, Antalya Tarımı Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleli. Tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online kanalımıza hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün pamuk yaprak biti ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii Tuğba Kahraman ben. Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı Bölümünde çalışıyorum. Burada entomoloji laboratuvarında meyve zararları üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. Bu şekilde. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Ben sunum saatimiz geldi. Sözü artık size devrediyorum. İyi sunumlar dileriz tekrardan. Teşekkür ederim. Ben hemen başlıyorum. Tamam, geldi hocam. İyi sunumlar tekrar. Teşekkür ederim. Evet, bugün sizlere pamuk yaprak bitinden bahsedeceğim. Fakat bir zararlı olan. Pamuk yaprak biti, turiçkilerde taze sürgün ve yapraklarını toplu halde yaşarlar. Diğer yaprak bitlerinde olduğu gibi. Ve bunların kanatlı ve kanatsız formları vardır. Görselde gördüğünüz gibi bu kanatsız bir form, diğeri de kanatlı bir form. Yaprak bitlerinde genel olarak bu tatlımsı madde salgıları, corticulus ve kavudu denilen yapıları var. Bütün yaprak bitlerinde bunlar var. Gördüğünüz üzere bu yaprak bitinde de farklı renklerde olabiliyor. Kanatsız birey açık renkli, böyle yeşillimsi, sarımsı bir renkte. Kornikulları koyu renkli, kaudası da soluk renkli, böyle sarımsı bir renk. Yani bu şekilde test edilebiliyor gördüğünüz zaman. Kanatlı bireylerde soluk, sarımsı yeşil, bazen de işte gördüğünüz gibi koyu yeşil, koyu renklerde olabiliyor türler. Kışın yumurta döneminde koçiliklerin dal ve gövdelerin üzerinde geçirirler. Turiçki bahçelerinde Mart ayından itibaren görülmeye başlarlar. Ekim ayının sonuna kadar. En fazla popülasyona da Mart ve Haziran aylarında ulaşırlar. Bunlar ılıman iklimlerde, ılıman geçtiği zaman iklim koşulları. Kışı yıl boyu dişi doğurarak üremeye devam eder. Sürekli bir üreme söz konusu. Yaz aylarında 40 dereceye sıcak ulaştığında doğal ölümler gerçekleşiyor. Bu zararlı çok sayıda komşusu var turiçki dışında. Polifat bir zararlı. 50'den fazla bir sürü vektörünü gerçekleştiriyor. Zararlı turiçkilerin taze yaprak ve sürgünlerinde bitki örtüsünü emerek besleniyorlar. Bu emgi sonucunda yapraklarda gelişme geriliği. Aynı zamanda da tatlımsı madde fumaja neden oluyor. Bu da tabii fotosentezi ve solunumu engelliyor. Genelde genç yapraklar ve sürgünleri tercih ederler. Yaşlı ağaçlarda genellikle yoğunluk fazla olmadığı için zararı çok önemli olmamakta. Mücadelesi yabancı ot temizliği ve gereğinden fazla azotlu gübrenin kullanılmaması önemli faktör kültür önlemler açısından. Biyolojik mücadelesi çok sayıda faydalısı var doğada. İlkbahar başlangıcında zararların çıkmasıyla birlikte faydalılar da çıkmaya başlıyor. Bunlar popülasyon az olduğunda zararlı baskı altına alabiliyor. Bunların korunması çok önemli. Korunmaları içinde öneri dışında ruhsatsız ilaç kullanılmaması gerekmekte. Predatör parazitoidlerinden bazılarını görselde görüyoruz. Burada predatör parazitoidlerin nasıl beslendiğini görebiliyoruz. Aphidius colemani parazitleri şu an yaprak bitleri parazitliyor görselde. Aşağıdaki fotoğrafta da parazitlenmiş bir yaprak bitini görüyorsunuz. Doğada bunu görebilirsiniz. Buna dikkat ederseniz böyle şişmiş, rengi böyle daha matlaşmış görüntü gördüğünüzde bu parazitlenmiş bir yaprak bitidir. Ve içinden yeni bir parazitoid çıkacak. Yani farklı bir böcek olarak algılamayın. Bu pozitif bir şey aslında. Doğada gördüğünüz zaman da görselde gördüğünüz gibi dikkat edin. Kimyasal mücadelesi, en son kimyasal mücadeleye bakıyoruz. Bu da ilaçlamaya karar vermeden önce bahçedeki zarar oranı ve eşiğine dikkat etmek gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Mart ve Nisan aylarında, ilkbaharda ağaç başına ortama 15'ten fazla sürgün bulaşıksa kimyasal mücadeleye başvuruyoruz. Bunun öncesinde de tabii ki zarar oranının dışında türlerin de bilinmesi çok önemli. Çok sayıda yaprak bitki türü var doğalsa
Bunu hangi tür olduğunu tespit edilmesi gerekiyor. Bunun dışında önemli bir nokta daha var. Genel ilaçlamadan ziyade nokta ilaçlama yapılmalı. Çünkü yaprak diklerinin dediğimiz gibi genç sürgüme yapraklarda yoğunlaştığı için bölgesel daha çok görüyoruz. Oraların ilaçlaması hem ekonomik açıdan hem de doğayı korumak açısından önemli. Yaz aylarında hava 40 derecenin üzerinde popülasyon azaldığından bahsetmiştik. Doğal ölümler gerçekleşiyor. Bu şekilde ilerlediği için yaz aylarında bu sıcaklarda ilaçlama yapılmasına gerek yoktur. Gereksiz ilaçlamalardan kaçınmak gerekiyor. Aynı zamanda veri koruma veri tabanından da kimyasal mücadele karar verdiğiniz noktada kontroller ederek buradaki ruhsatlı ilaçların kullanılmasına dikkat etmesi gerekir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam size. Tekrardan anlatımlarınız çok güzel geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben toparlamak adına bir soru size sormak istiyorum hocam. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii. Söylediğiniz gibi faydalı böcekler çok fazla turistik alanlarını doğanın birçok yerinde de aynı şekilde. Faydaların korunması çok önemli. Koruduğumuz zaman popülasyonların zararı popülasyonun düşükse zaten onu dengede tutacaktır. Kimyasal mücadele hiç gerek kalmayacaktır. O yüzden öncelikle eşiği kontrol etsinler. İşte bir ağaçta 15 sürgünden fazlaysa eğer evet kimyasal mücadele yapılabilir. Ama 15 sürgünden azsa bulaşıklık kimyasal mücadeleye başvurmasınlar. Daha çok bakım işlemleri, kültürel önlemleri öncelikle alarak kimyasal mücadeleyi en sona bırakarak bir mücadele politikası izlemek gerekiyor. Üniversitelerinize bunu tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben BKU sayfamızdan katılımcılarımıza bahsetmek isterim. Hemen sayfaya kimyasal grubu hemen şöyle açalım. Evet. İlk olaraktan sitemize girmek istiyorsanız bku.tarimorman.gov.tr adresine girmemiz gerekmekte. Tarım Orman Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı'nın veri tabanına bu şekilde çok rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Girdikten sonrasında hemen sol tarafta ilk bölümde BKÜ veri tabanı diye bir bölüm karşınıza çıkacak. Hemen sağında seçeneklerin yer aldığı bir kutucuk var. Burada tavsiye arama motoruna bastıktan sonrasında alt kısımda görmüş olduğunuz gibi bir sayfayla karşılaşacaksınız. Yine ilk olarak bu sayfa içerisinde de sol tarafta yer alan ilk kutucuğun içerisine hastalığın, zararlının adını, ismini yazmamız gerekiyor. Hemen sağ tarafındaki yanındaki diğer kutucuğun içerisinde ise ruhsat grubu, akarasitler ve daha birçok bölüm madde madde aslında belirtilmiş durumda. Yan tarafındaki bul ara kutucuğuna da bastıktan sonrasında alt kısımda da yer aldığı gibi bazen sayfalarca bazen bir iki adet ruhsatlı ilaç bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Buradaki en önemli özelliklerden birisi de sitenin çok kapsamlı olması. Gördüğünüz gibi son ilaçlama ile hasat arası süresi, dozu gibi farklı özellik bilgileri de yine site içerisinde mevcut. Aynı zamanda bazılarında uyarı mevcudiyet bilgisi de gösteriliyor. Hemen şurada turunçgillerde gözüküyor mesela hastalık pamuk yaprakta turunçgillerde gözüken hastalığıyla ilgili bir ilaç bilgisi var. Burada oka bastığımızda tavsiye detay bilgisine de erişmiş olacaksınız. Evet, neler söylemek istersiniz hocam? Evet, tabii ki çok kapsamlı bir site burası. Kimyasal mücadele karar verilmesi noktasında ilk başvuracakları sayfa olmalı. Burada zaten aradıkları bütün bilgiler var. Bunları incelemeleri yeterli ve uygulamaları tabii ki. Bu şekilde. Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Siteye bir nevi sadık kalmamız gerektiğini de vurgulamış olabiliriz. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam bugün için anlatımlarınız için çok verimli ve keyifli bir ders oldu. Tekrardan emeklerinize sağlık demek istiyorum öncelikle. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizlere ve üreticilerimize, katılımcılarımıza iyi günler diliyorum. Diğer bir eğitimde görüşmek üzere, karşılaşmak üzere. İnşallah. Zaten hocam sizlerle çok farklı yine derslerimiz var. Her biri evet. Bizim için büyük bir memnuniyet. O yüzden tekrardan çok teşekkür ettiğimizi de belirtmiş olalım. Sizlerle çalışmaktan da gayet mutluluk duyuyorum. Onu da benim için de öyle. Çok teşekkür ederiz hocam. Ve evet, Bitki Doktorları eğitim serimiz içerisinden
pamuk yaprak biti ve mücadelesi konusunun da sona gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya İl Tarımı Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmak, Vatan Deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mürat Yayla'ya, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman'a ve tüm değerli katılımcılarımıza tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir bölümümüzde tekrardan birlikte olmak dileğiyle diyorum.